Adım Sulenaz Var. 10. sınıfta okuyorum. Şifat Sefendi okuyorum. Bu okulumuzun duvarlarında bir afiş görmüştüm. Daha sonrasında hocamız da bizle bu durumu paylaşınca sınıf olarak kendimiz birer metin yazdık. Evde çok düşündüm kendine yazmam gerektiğiyle ilgili. Kafamda bir sürü bir şey kurdum ama kağıda dökemedim ve ailemin yanına gidip onlara fikirlerini danışmak istedim. Bana yardımcı olmaları için, aklımdakileri kağıda dökebilmem için. Ama sonrasında kendim yapmam gerektiğini fark ettiğimde aklımdaki düşünceleri kağıda dökemediğim için moralim bozuldu ve ağladım. Daha çok Kurtuluş Savaşı ile ilgiliydi zaten. Ecdada Mektup 1919 yarışmasıydı. Kurtuluş Savaşı'nda yaralanan, şehit düşmüş, işte daha çok yemek bulamayan, yiyecek hiçbir şey olmayan, giyecek bir şeyleri bulamayanlar, insanlar, yani şehitlerimizi anlattım. Nene Hatunları, Seyit Onbaşıları örnek verdim. Bunu çeşitli büyüklerimizin söylediği sözlerle destekledim. Daha anlamlı bir metin oluşturabilmek için. Hiç düşünmedim. Gerçekten hocamıza metni gösterdiğimde çok beğendiğini söylemişti. Bana bir yerleri hani düzeltebilirsin diye öneride bulundu. Ben düzelttim ama daha sonra o içime sinmedi. İlk yazdığımı verdim. Ve haberi aldığımda gerçekten çok şaşırdım. Böyle sınıftaki arkadaşlarım da yanımdaydı. İşte ne olduğunu falan sordular. Ama çok şaşırmıştım. Gerçekten böyle bir şey beklemiyordum. Ordu merkezden ama sadece çok fazla şiir katıldığını söyledi hocam. Hani büyük bir başarımın olduğunu, merkezden de çok fazla şiir olduğunu söyledi bana. O da benim adıma çok sevindi. Kendi de çok mutlu oldu böyle bir şeye vesile olmuş olduğu için. Sudan aslında çok girişken bir çocuk. Seviniriz tabii. Böyle bir şeyde birinci olması bizi de gururlandırdı. Yetiştirdiğimiz çocuğumuzun bir şeylerde derecelere girmesi her aile olduğu gibi bizi de gururlandırdı. Yazacağı zaman bizle paylaştı. Biz sürekli dersleriyle ilgileniyoruz. Herkes, her veli gibi biz de ilgileniyoruz. Bize paylaşmıştı, anlatmıştı böyle bir mektup yazılacağını, nasıl yazması gerektiğini sordu. Araştırdık, beraber araştırmalar yaptık ama toparlamayı, kafasındaki şekillendirmeyi kendisi yaptı. Hatta beğenmedi. Yazdığını, kafasındakileri yazıya dökemedi, cümleleri birleştiremedi, üzüldü, ağladı. Ben dedi bunu toparlayamıyorum, ne yapacağım falan. Kendine bayağı bir stres yaptı. Sonuç ama güzel çıktı. Hani yollarken yazısı çok güzeldi, bunu biliyoruz. İşte daha önceki şeyleri de çok güzel. Kelimeli anlatışları, kendisini ifade edişleri, genel anlamda Sudenaz'ın güzel. Sayısal bir öğrenci, metin anlamında güzel, çok kitap okuyor. Nerede bir kitap şey açılsa, fuar açılsa koşarak gidiyoruz yani. Kesinlikle boş dönmüyoruz. İşte bir yere gittiğimizde hemen kitaplarla ilgileniyor. Tamam çocuklar şu anda teknolojiyle çok ilgileniyorlar ama Sudenaz hala bol kitap okuyanlardan. Ondan dolayı cümleleri toparlamasını, bol kitap okumasına bağlıyoruz. İşte o kültürel bir cümleleri birleştirmesini öğretmenlerden aldıkları kelimeler tabii bağlıyoruz. Ondan dolayı bir şey birincilik olarak beklemiyorduk ama güzel bir metin çıkardığını biliyorduk. Sürpriz oldu, güzel oldu, sevindik.